Öğrenciler Bursa'da nefes almak isteyenlerin bir durağı da Mudanya. Şu anda Mudanya Belediye Başkanımız Hayri Türk Yılmaz'la birlikteyiz. Merhaba Başkanım, nasılsınız? Sağ olun, sizler de iyisiniz. İyiyiz, bize teşekkürler. Barışım ve kardeşim başkenti Mudanya, hoş evet, geldiniz. Evet, hoş bulduk. İlk sorumla başlıyorum o zaman. Seçim öncesi vatandaşlara vermiş olduğunuz sözlerin büyük bir kısmını şimdiden gerçekleştirdiğinizi görmekteyiz. Mudanya için hayata geçirmiş olduğunuz önemli projelerden bahseder misiniz? Hangi birinden bahsedeyim? Evet, ki? Hangi biri? Yani çok şeyler yapıldı tabii ki. Öncelikle Mudanya kültürün ve sanatın kenti olma yönünde çok önemli adımlar aldı. Bu çalışmalarımız, etkinliklerimizle birlikte Mudanya'nın var olan değerlerini ortaya çıkaran çeşitli etkinliklerde Mudanya'mızın tüm güzelliklerini tüm Türkiye'ye, dünyaya tanıtmaya başladık. Tabii ki göreve gelirken de söylemiştim, ısrarla da söylüyorum ve aynı anlayışla da devam ediyoruz. Mudanya sanayi kenti olamaz dedik. Mudanya, evet, bu güzellik olmamalı zaten. Mudanya turizm kenti olmalı. Mudanya var olan çok değerli tarım ürünlerini de destekleyerek başta zeytin, incir ve üzüm olmak üzere köylüsünü de kalkındırmalı. Köylüsünü yeniden milletin efendisi yapmalı anlayışıyla yola çıktık ve bu projelerimizi teker teker hayata geçirdik. Söz verdiğimiz gibi Türkiye'nin en büyük kreş ve anaokulu Zübeydan'ın Çocuk Akademisi hizmet vermeye başladı. Tivri'de Taş Mektep restorasyonu tamamlandı. Köy enstitülerinin çağdaş anlamda uygulamasıyla, kent enstitüsü anlayışıyla Taş Mektep Akademi ve Kent Belliği'nin yaklaşık 3000 yıllık Mudanya Belliği'nin sergileneceği bir kültür evi, müze şeklinde insanlığa hizmet verecek. Çalışmalar, eğitimler başladı şu anda. Yabancı dil kursları dahil, İtalyanca, İngilizce dahil. İtalyanca, çok iyi. Birçok alanda faaliyet göstermeye başlamış durumdayız. Henüz tam bitmedi iç tefrişatı ama yakında bitecek. Tabii ki sanat evimiz var. Yıldıztepe projemiz var. Mudanya'nın bana göre Türkiye'nin markası, evet, denecek önemli projelerden bir tanesi. Mudanya'da sosyal yaşamın geniş daha üst seviyelere çıkacağı, farklı mekanlar, daraltılmış, alternatifi olmayan Mudanya'da işte bir sahilimiz vardı. Alternatif yaşam alanlarını üretmeye, hayata geçirmeye çalışıyoruz. Orası da öyle olacak. Birinci etabı bitti. Yakında işletme ihalesi yapılacak. Tabii ki ikinci etabı da çok önemli. Hem bilim gençlik merkeziyle birlikte belki de Türkiye'nin en güzel amfiteyatrı dediğimiz Odeon Yıldıztepe'de ve bilim gençlik merkezinde var. Onun da ihale çalışmaları projesine son şeklini vermeye çalışıyoruz. Çünkü bütün projelerimizde olduğu gibi bizim için proje demokrasisi çok önemli. Evet. Yaptığımız hizmetlerin halkta öylesine karşılığı olmalı ki herkesin memnuniyet seviyesi en üst düzeyde olmalı ki onlar başarılı, güzel proje olsun. Bu anlayışta da önümüzdeki günlerde Yıldıztepe'nin ikinci etap projesi, ihale süreci başlayacak. Yine Mudanya'mız için çok önemliydi. Kapalı pazar. Hayırlı olsun şimdiden. Kapalı pazar yeri tartışmasız dünyanın en güzel yeri. Kapalı pazar. Olacak. Kapalı pazar yeriyle ilgili çalışmalarımız, ihale süreci yapıldı, işliyor. Ve müteahhitimiz hızlı bir şekilde çalışıyor, ödemeleri yapılıyor. Bu ekonomik dar boğaza rağmen hem iş yapanı hem de süre anlamında çok ihtiyaç duyduğumuz bir proje çünkü kapalı pazar yeri. Önümüzdeki günlerde de temelini atacağız. Bununla beraber yine Mudanya'mız için çok önemsediğimiz, çok önemli gördüğümüz soğuk hava deposu ihale süreci de başladı. Yakında onun da ihalesini inşallah yaparız. Çünkü ekonomik zorluklar o kadar fazla ki iş yapan insanlar, yükleniciler ihaleye girip teklif vermekten çekiniyor. Umarım 4 kere ihale yaptık, İran olmadı. 5.sinde belki ihalesini yaparız. Ondan sonrası zaten kolay. Tabii diğer projelerimizden de bahsetmek isterim. Yani 100'e yakın park yaptık. Çocuk zaten parkı, sıra ortak onlara, yaşam alanları. Yani söz verdiğimiz gibi her köye bir halı saha, o sözümüzü devam ettiriyoruz.
yer bulduğumuz bütün köylerimize, mahallelerimize halı sahalarımızı yaptık. 22 tane bu süreç içerisinde. Daha yapmamız gereken 8-10 tane kadar daha var. Onları da yaptıktan sonra o sözümüzün de sözümüzü de yerine getirmiş olacağız. Hesap verebilen, kaynaklarını etkin kullanan ve ürettiğini halkıyla paylaşan adil, tarafsız, mutlu bir dünya olan Mudanya'ya. Evet. Nasıl inşa ettiniz kendi? Şimdi göreve geldiğim ilk günden başlayarak kapıları kaldırdık. Dedik ki bizim belediyemizde kimsenin işte kapı yok, duvar yok. Randevuya gerek yok. Torpile de ihtiyacı yok. Bizim anlayışımız bu. Kimsenin ötekileştirilmediği, bu belediyenin hangi biriminde olursa olsun, işi olan gelir, ya, bugün git yarın gel diye yok. Hakkını alır, hukuku korunur ve belediyemizin bütün çalışanlarıyla ürettiğimiz o değerleri halkımıza adil bir şekilde paylaşıyoruz. Bunlar kimisine işte Zeytin Dalı'nda Uğur Böceği projemizde bir hasta bezi oluyor, bir beşik oluyor, gıda oluyor, işte çocuklarımıza çeşitli okul ihtiyaçları oluyor, kıyafet oluyor, bazen ayakkabı oluyor gibi, yani insanlarımızla bunu paylaşmaya çalışıyoruz. Yani kısacası şöyle söyleyeyim, haramıya hırsıza yedirmiyoruz, halkımızla paylaşıyoruz, sevgiyle üretiyoruz, sevgiyle çalışıyoruz, bütün çalışanlarımız öyle. O sevgiyle ürettiğimizin, o yüreğimizin güzellikleriyle ürettiğimiz o değerleri de halkımızla paylaşıyoruz. Mudanya Belediyesi olarak klasik belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik, kültürel belediyecilik ve hizmet belediyeciliği alanında hizmetler veriyorsunuz. Zaten biraz bahsettik ama burada böyle bir çok kısa bahsedelim. Yani Zeytin Dalı projesi, Uğur Böceği projesi. Evet. Belki de dünyada eşi benzerleri var. Bununla birlikte altyapı çalışmaları mesela, o da dikkatimi çekiyor. O konuda ne yapıyor? Mudanya'nın altyapısı. Yol tabii ki sokak sağlık kaçtırma var. Şöyle söyleyeyim, Zeytin Dalı ve Uğur Böceği projemiz bizim gerçekten dünyada örnek alınacak projelerden bir tanesi. Yaklaşık 60 kişilik kadrosuyla. Hangi noktaya geldik peki o projede? Şu an ne durumdayız? Yaklaşık 50 bin haneyi geçtik diye tahmin ediyorum. Bütün evler tarandı. Kimsesiz, yaşlı, bakıma muhtaç, engelli insanlarımızın tespitleri yapıldı ve bunların gıdadan evlerin temizliğine, saç sakal, işte sağlık hizmetlerine, eşya ihtiyaçlarına, evlerinin boyasına, badanasına, ihtiyaç durumuna göre tüm ihtiyaçlarında yanlarında olduğumuz bir hemşehrimiz, işte kimsenin kimsesiz kalmadığı, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir proje anlayışla ürettiğimiz projeler. Zeytin Dalı projemiz böyle bir şey. Bununla beraber mesela geçtiğimiz günlerde yıllarda zeytinyağı dağıtmıştık. Belediyemizin ortak alanlarındaki parklardaki zeytinleri toplayarak yağ çıkarttık. O yağları da ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Yine evvelki sene ilçemizde yaşanan bir dolu afetinden sonra 9 köyümüzün zeytinleri, köyümüzün oradaki zeytinler yetişti ve onları aldık. Biz tüccarın 1 lira 80 kuruşa 2 lira, biz 4 liradan aldık. İşin ödemelerini yaptık. Son tanesine kadar aldık. Köyümüzü mağdur etmedik. Çıkarttığımız yağları yine ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Dağıtıyoruz. Ya buradan şunu da söyleyeyim. O süreçte yaşanan Elazığ depremine, İzmir depremine, geçtiğimiz yıl yaşanan Muğla'daki, Bodrum'daki o yangınlara, Antalya'daki, Manavgat'taki yangınlardaki ihtiyaç sahibi insanlarımıza kilolarca deyip tonlarca gönderdik. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Ne kadar bereketliymiş ki o ülkemizin güzelliğiyle, evet. Ülkemizin diğer noktalarındaki ihtiyaç sahiplerine yetişmiş oldu. Bu sene soğan aldık mesela Karacabey'de. Bir üreticimiz tarlasını sürecekti, soğan para etmiyor diye. Gittik kendisiyle görüştük, soğanı aldık.
Onu kâr edeceği rakamlarda aldık. Ve yaklaşık o sene 85 ton soğan ilçemizdeki insanlarımıza dağıttık. Patates aldık. Şimdi siz böyle söyleyince biraz böyle tarım konusunda biraz sıkıntı. Tarıma da destek vermiş olduk. Evet, destek veriyorsunuz ama size nasıl ulaşabilirler peki? Bu merak sayısı olabilir. Çok kolay. Sosyal medyadan da Zeytin Dalı Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğümüze de ulaşmaları yeterli. Bizim sadece bilginiz olsun, haberiniz olsun. Biz onları buluruz. Siz söylersiniz veyahut da bilenler söyler. Bir şekilde ulaşmak çok kolay. Gördüğünüz gibi kapı yok, duvar yok. Kendine de gerek yok. Evet, hemen çok rahat edelim zaten. Bu sene de bizim bir tablamız var. Başladık. Nisan ayının ilk haftalarında ayçiçeği ektik. Evet, ayçiçeği krizinden önceydi tabii ki bizim projemiz. Daha sonra Çocuktan halka projesi. Ekimi yaptıktan sonra da ayçiçeği krizi başladı biliyorsunuz. Ukrayna Savaşı ile beraber. Biz de yaklaşık 85 ton. Şu anda benim boyumu geçti ayçiçeklerimiz. Tarlamın içine girsem kaybolurum. Önümüzdeki ay içerisinde sanıyorum hasatını yapacağız. Ve yağ çıkartacağız. Yine ihtiyaç sahibi insanlarımıza ulaştıracağız. Ayçiçeği hasatından sonra da Kasım gibi buğday ekeceğiz. Orada da un yapacağız. Yine ihtiyaçlar insanlarımıza un dağıtacağız. Yani çünkü önümüzdeki süreçler tartışmasız bir şekilde ekonominin bu kadar kötüye gittiği sürecin sonucunda yaşanacak olan o sıkıntıları, insanlarımızın düşeceği o sıkıntılarda biz onlara katkı vermeye çalışıyoruz. Bir taraftan da tarım adına belki başarılı değilse de kendi çapımızda başarılı bir iş yapmış oluruz. Bu sürecin sonunda umarım tabii ki dileğimiz ülkemizin bu ekonomik darboğazdan bir an önce kurtulması ve bu sıkıntıların ortadan kaldırılıp insanlarımızın iş güç sahibi olup ekonomik olarak da sosyal olarak da refah seviyesinin yükseldiği günler.